İslamiyet düşmanlarının yaptıkları taarruz ve hilaf-ı hakikat menfi propagandalarına mukabil Üniversite Nur talebelerinin bir açıklamasıdır. Aziz Sıddık kardeşlerimiz, imtihan ve gazanız geçmiş olsun der, sizi tebrik ederiz. Risale-i Nur'un tahkiki iman dersleriyle iman mertebelerinde terakki ve teali edip kuvvetli imanı elde eden Nur talebeleri için öyle taarruzlar bir cihetten bir imtihandır ve kömürle elması tefrik eden bir mihenktir. Nur talebeleri için Allah'a iman, peygambere ittiba ve Kur'an-ı Kerimle amelden dolayı hapisler bir medrese-i Yusufiyedir. Zulüm ve işkenceler birer kamçı, birer perçindir. Kader-i ilahi bize o hücumlarla işaret veriyor ki haydi durma çalış. Kur'an ve iman hizmeti uğrunda mahkemelerde konuşmak nur talebelerince bir dostu ile sohbet etmektir. Karakollara götürülüp getirilmek, çarşı pazara gidip gelmekten farksızdır. Kelepçeler, dini cihadı ekberin birer altın bileziğidirler. Beşerin zulmen mahkum etmesi ise, hakikatte hakkın beraat vereceğine bir delildir. Bütün öyle işkence ve zulümler, nur talebeleri için birer şeref madalyasıdır. Ne mutlu ki, otuz seneden beri nur talebeleri ağabeylerimiz, bu nimetlere mazhar olmuşlar. Maalesef bizlere ki, Bizler bu şereflere nail olamadık ve olamayacağız da zira bunları kazandıran devir kapanmak üzeredir. Risale-i Nur bu vatan ve millete emniyet ve asayişi temin eden ve kalplere birer yasakçı bırakan imani bir eserdir. İslamiyet düşmanlarının tahrikatı ile olan müteaddit mahkemelerde Risale-i Nur'a beraatler verilmiş, Temyiz Mahkemesi ittifakla beraat kararını tasdik ederek Risale-i Nur davası kaziyeyi muhkeme haline almıştır. 25 mahkeme de Risale-i Nur'da suç bulamıyoruz diye karar vermiştir. 30 seneden beri yüz binlerle nur talebelerinin bir tek vukuatı görülmemiştir. Bunun için Risale-i Nur'un neşrine mani olmaya çalışanlar, emniyet ve asayişin düşmanı ve vatan ve millet haini anarşistlerin hesabına bilerek veya bilmeyerek çalışanlardır. Risale-i Nur'a ilişen hükümet değildir. Çünkü emniyet ve zabıta anlamış ki Bediüzzaman ve Nur talebelerinde siyasi bir gaye yoktur. Bunların meşguliyeti sadece iman ve İslamiyettir. İşte o gizli din düşmanlarının taarruzları karşısında Nur talebeleri Risale-i Nur'daki tahkiki iman derslerinin verdiği iman kuvvetiyle metin salabetli ve mağlup edilmez bir Hizbül Kur'an ve fethedilmez bir kal'a halindedirler. Din düşmanları tarafından hücumlar oldukça, nur talebelerinin Risale-i Nur'a ve üstadlarına olan sadakat ve sebat ve faaliyetleri ziyadeleşir, perçinleşir. Bir talebesi üstadımıza şöyle yazmış. Ey benim aziz kahraman üstadım! Muarızlarımız arttıkça kuvvetimiz çoğalıyor. Rabbi Rahimimize hadsiz şükürler olsun. Evet, o bir zamanlar ki, karanlıklı, zulümatlı ve eşeddi zulüm ve istibdada mutlak devrinde herkes susturulmuş, fakat tek bir kimse susmamış ve susturulamamış. Bu yekta ve nadir kimse olan Bediüzzaman'ın talebeleri de mağlup edilememişlerdir. Nur talebeleri, evvela kendi imanlarını kurtarmak, bununla beraber din kardeşlerinin de imanlarını kurtarmak için, Kur'an-ı Hakîm'in yüksek ve parlak bir tefsiri olan Risale-i Nur'u okumuşlar ve okutmuşlardır imanlarını kurtarmaya çalıştıkları ve rızay ilahi için Kur'an'a ve imana Risale-i Nur'la hizmet ettikleri sırada maruz kaldıkları hücum ve taarruzlara hiç ehemmiyet vermeyerek o gizli din düşmanlarının tasallutlarını, saldırışlarını kendileri için iman ve Kur'an hesabına bir kamçı ve bir teşvikçi hükmüne geçtiğine kanaat getirmişlerdir. 30 senelik bu nevi hadisatın ve bu nevi tesiratın neticeleri, bu millet-i İslamiye müvaciyesinde meydandadır. İşte Risale-i Nur'un yeni ve müştak talebeleri olan kardeşlerimiz, sizler de böyle bir üstadın ve böyle bir eserin talebeleri olduğunuzdan, sizlerin de bu semerelere ve meyvelere mazhar olup, nurlara daha ziyade sarılarak, hararet ve iştiyakınız daha fazla ziyadeleşmiş olarak, nurları sebat ve sadakatle okumak derecesine nail olacağınızdan, hem sizleri ruhu canımızla tebrik ediyoruz, hem sizlere binler selam ve dualar edip, dualarınızı bekliyoruz. Nurlara olan taarruzların bir zararı olsa, yirmi faydası vardır. Elbette yirmi kazanca karşı bir zarar hiç hükmündedir. Taarruzlar ancak ve ancak nurun neşriyat ve fütuhatının genişlemesine, inkişafına sebeptir ve millet-i İslamiye nazarında itimat ve emniyet kazanmasına medardır. Risale-i Nur'un Anadolu genişliğinde ve alem-i İslam vüsatında ve Avrupa ve Amerika çapındaki maddi ve manevi tesirat ve fütuhatına ve neşriyatına şahit olan İslamiyet düşmanları yine bazı taarruzlar yapmışlar. Aldığımız haberlere göre bu taarruzlardan sonra hususan şark vilayetlerinde eskisine nazaran nurun fütuhatı 10 gün içinde 10 misli fazlalaşmış. Hem böylelikle halkın nazarı dikkati Risale-i Nur'a ve üstadımıza çevrilmiş, uyuyanlar uyanmış, tenbeller harekete gelmiş, ihtiyatsızlar ihtiyada muvaffak olmuşlardır. Bu acı taarruzlar gelip geçici olmakla beraber, sırf bir korku ve evham yaymak kastıyla yapılan vesileler ve desiseli manevralardır. Ahmak din düşmanları, güya nur talebelerini korkutmak sevdasıyla, resmi kimseleri aldatıp, tahrik ve alet etmeye çalışıyorlar. Acaba o gafiller bilmiyorlar mı ki, bizler nurun talebeleriyiz? Dinsizlerin, masonların, Komünistlerin mahiyeti gayet derecede zayıftır. Zahiren kuvvetli gibi görünmeleri, serseri bir çocuğun bir haneyi bir kibritle mahvetmesi gibi tahribatla iş görmelerindendir. Evet, onlar son derece zayıftırlar. Çünkü bir serçe kuşu kadar iktidarı olmayan kendi varlıklarına güvenirler. Hem son derece zillet, meskenet ve aşağılık içindedirler. Çünkü insanlara kul köle olup Onlara mürayilik, riyakarlık ve dal kavukluk ediyorlar. Ehli iman ise hususan tahkiki iman ile imanı inkişaf edenler kavidirler, muazzezdirler. Onların her biri bir abdi aziz ve bir abdi küllidirler. Çünkü onlar bir Kadir-i Zülcelale ve bir Hakim-i Zülkemale ve bir Halık-ı Kainata ve bir Rabbü's Semavati vel Arda ve bir Vahhu ala kulli Kadire ibadet ederler, kulluk ederler ona intisab ederler, hem istinat ederler. Bu gizli din düşmanları ve münafıklar çoktandır anladılar ki, nur talebelerinin kepenleri boyunlarındadır. Onları Risale-i Nur'dan ve üstadlarından ayırmak kabil değildir. Bunun için şeytani planlarını, desiselerini değiştirdiler. Bir zayıf damarlarından veya safiyetlerinden istifade ederiz fikriyle aldatmak yolunu tuttular. O münafıklar veya o münafıkların adamları veya adamlarına aldanmış olanlar dost suretine girerek, bazen de talebe şekline girerek derler ve dedirtirler ki, bu da İslamiyete hizmettir, bu da onlarla mücadeledir. Şu malumatı elde edersen, Risale-i Nur'a daha iyi hizmet edersin. Bu da büyük eserdir, gibi bir takım kandırışlarla, sırf o nur talebesinin nurlarla olan meşguliyet ve hizmetini yavaş yavaş azaltmakla, ve başka şeylere nazarını çevirip, nihayet Risale-i Nur'a çalışmaya vakit bırakmamak gibi tuzaklara düşürmeye çalışıyorlar. Veyahut da maaş, servet, mevki, şöhret gibi şeylerle aldatmaya veya korkutmakla hizmetten vazgeçirmeye gayret ediyorlar. Risale-i Nur, dikkatle okuyan kimseye öyle bir fikri, ruhi, kalbi, intibah ve uyanıklık veriyor ki, bütün böyle aldatmalar, bizi Risale-i Nur'a şiddetle sevk ve teşvik, ve odessas münafıkların maksatlarının tam aksine olarak bir tesir ve bir netice hasıl ediyor. Fe subhanallah, hatta öyle nur talebeleri meydana gelmektedir ki, asıl halis niyet ve kutsi gayeden sonra, bir sebep olarak da münafıkların mezkür planlarının inadına, rağmına dünyayı terk edip, kendini Risale-i Nur'a vakfediyor. Ve üstadımızın dediği gibi diyorlar, zaman İslamiyet fedaisi olmak zamanıdır. Elhamdülillahi hâdâ min rabbi. Bizim hizmet-i imaniyeye nazaran cam parçaları hükmündeki siyasetle alakamız yoktur. Diyanet riyaseti ehli vukuf raporunda, Risale-i Nur kitaplarında siyaseti alakadar eden mevzular yoktur demiştir. Hatta o zaman yine Afyon savcısı da iddianamesinde, Bediüzzaman ve talebelerinin faaliyeti siyasi değildir diye hükmetmiştir. Evet, Risale-i Nur şakirtlerinin meşgul olduğu vazife en muazzam olan mesaili dünyeviyeden daha büyüktür. Siyasetle uğraşmaya vaktimiz yoktur. Yüz elimiz de olsa ancak Nura kafi gelir. Amerika İngiliz kadar servetimiz de olsa yine imanı kurtarmak davasına hasredeceğiz. Hem bir takım siyasi işlerle veya bir takım batıl cereyanlarla ve fikirlerle uğraşmaya zamanımız yoktur. Ömrümüz kısadır vaktimiz dardır. Üstadımızın dediği gibi, fena şeylerle meşguliyet fena tesir eder, fena iz bırakır. Hususan böyle bir asırda, batılı iyice tasvir etmek, safi zihinleri idlaldir. Evet, menfilikleri öğrenerek mücadele edeceğim gibi, saf bir niyetle başlayıp, menfi şeylerle meşgul ola ola, dini bağları ve dini salabet ve sadakati, eski haline nazaran gevşemiş olanlar olmuştur. Risale-i Nur nuru yerleştirerek zulmeti izale ediyor, yok ediyor. İyi öğreterek fenayı fark ve tefrik ettiriyor ve vazgeçiriyor. Hakikatı ders vermekle batıldan kurtarıyor ve batıldan mahfuz kılıyor. Hülasayı Kelam, biz ancak nurlarla meşgulüz. Biz mücevherat-ı Kur'aniye ile iştigal ediyoruz. Bizler Kur'an'ın kainat vüsatindeki elmas gibi hakikatlarına çalışıyoruz. Bizler ancak bakiye hizmet ediyoruz. Bizler fani şeylere emek sarfetmeyiz. Bizim Risale-i Nur'la olan hizmeti imaniyemiz başka şeylerle iştigalimize ihtiyaç bırakmıyor. Her şeye kafi geliyor. Elhasıl, Üstadımız Bediüzzaman'la ve Risale-i Nur'la mücadele eden insafsız gizli din düşmanları aczi mutlakla ebede kadar mağlubiyettedirler. Bediüzzaman ve Risale-i Nur ise ebediyen muzaffer ve muvaffaktır şahsı çürütmeye çalışmakla Risale-i Nur çürütülemez. Zira Risale-i Nur, bizatihi hüccet ve bürhandır. Onu ve onun müellifini çürütmeye çalışanlar, çürümeye mahkum olmuşlardır. Numunesi tarih mübaceesinde meydandadır. Ve hem de çürüyeceklerdir. Risale-i Nur'daki yüksek hakikat, Risale-i Nur'u ebede kadar payidar kılacaktır. Evet, Nur talebeleri ağır ceza mahkemelerinde demişler ki, bizi üstadımız Bediüzzaman'dan ve Risale-i Nur'dan ve bizi bizden ayıracak hiçbir beşeri kuvvet yoktur. Evet, o münafıkların atomları dahi bu hususta acizdir. farz muhal yapabilseler, hatta cesedimizi öldürseler de ruhumuz selamet ve saadetle ebediyete gidecektir. Hem üstadımızın mektubat mecmuasında dediği gibi deriz. Birimiz dünyada, birimiz ahirette, birimiz şarkta, birimiz garpta birimiz şimalde, birimiz canupta olsak, biz yine birbirimizle beraberiz. Üstadımız hiçbir manevi makam iddia etmiyor. Başkaları tarafından kendine verilen büyük ve müstesna payeleri reddediyor. Fakat onun halü ahvali, fiiliyat ve harekatı onun kim olduğunu anlamaya ve ispata kafidir. Evet, Bediüzzaman'ın ve Risale-i Nur'un Kur'an, iman ve İslamiyet hizmetine mani olabilmek için dünyayı elinde tutup çevirecek bir kuvvet lazımdır. Hazreti Üstadımızın idam planlarıyla sevk edildiği mahkemedeki müdafaatlarından Büyük Müdafaat kitabından bazı cümleler. Risale-i Nur talebeleri başkalarına benzemez, onlarla uğraşılmaz, onlar mağlup olmazlar. Risale-i Nur Kur'an'ın malıdır. Kur'an-ı Hakim'den süzülmüştür. Kur'an ise Arşı ferşle bağlayan bir zincirin nuranidir. Kimin haddi var ki buna el uzatsın? Risale-i Nur bu Anadolu'nun sinesine yerleşmiştir. Hiçbir kuvvet onu söküp atamayacaktır. Meşhur ve harikulade bir eser olan Ayetül Kübra risalesinden. Risale-i Nur yalnız cüzi bir tahribatı ve bir küçük haneyi tamir etmiyor. Belki külli bir tahribatı ve İslamiyeti içine alan ve dağlar büyüklüğünde taşları bulunan bir muhit kalayı tamir ediyor ve yalnız hususi bir kalbi ve has bir vicdanı ıslaha çalışmıyor. Belki bin seneden beri tedarik ve teraküm eden müfsit aletlerle dehşetli rahnelenen kalbi umumiyi ve efkar-ı ammeyi ve umumun ve bahusus avam-ı mümininin istinadgahları olan İslami esasların ve cereyanların ve şairlerin kısmen kırılmasıyla bozulmaya yüz tutan vicdan-ı umumiyeyi Kur'an'ın icazıyla ve geniş yaralarını Kur'an'ın ve imanın ilaçlarıyla tedavi etmeye çalışıyor. Elbette böyle külli ve dehşetli rahnelere ve yaralara hakkal yakin derecesinde dağlar kuvvetinde hüccetler, cihazlar ve binler tirya kasiyetinde mücerrep ilaçlar ve hadsiz edviyeler bulunmak gerektir. İşte bu zamanda Kur'an-ı Mucizül Beyan'ın icaz-ı manevisinden çıkan Risale-i Nur o vazifeyi görmekle beraber imanın hadsiz mertebelerinde terakkiyat ve inkişafata medar olmuştur ve olmaktadır. Aziz kardeşlerimiz, yüzlerce ulemanın susturulduğu ve dini neşriyatın yaptırılmadığı ve Kur'an'ın hakikatlarını beyan ve tebliğ etmeye dinen muvazzaf oldukları halde cebren yaptırılmadığı ve din adamlarının imha edilmesi gibi dehşetli ve tarihin görmediği bir hengamda, Kur'an ve iman ve İslamiyeti yıkmak planlarının tatbik edildiği en müthiş bir devirde ve küfrü mutlakın ve dinsizliğin en azgın bir zamanında Bediüzzaman Said Nursi Kur'an ve iman ve İslamiyetin fedakar ve pervasız bir müdafii ve muhafızı olarak cihadı diniye meydanında yegane şahıs olarak görülmüştür. Evet, Bediüzzaman devletlere, milletlere mukabil değil yalnız bir yerdeki firavunlara bütün Avrupa dinsizliğine karşı tek başıyla meydan okumuş ve okuyor ve Kur'an hakikatlarını eşeddi zulüm ve istibdadı mutlak içerisinde neşrediyor. Vazifemiz çalışmaktır. Bizi galip etmek, mağlup etmek, muvaffak etmek ve nurları kabul ettirmek Cenabı Hakk'a aittir. Biz vazife-i ilahiyeye karışmayız demiş ve tarihte misline rastlanmayan zulüm ve işkenceler içerisinde çok zalimane muameleler görmüş ve kapısında jandarma ve polis bekletilmek suretiyle cuma namazına dahi gitmekten men ve bütün bu tarihi faciaları kapatmak ve kimseye işittirmemek için de sıkı bir takyidat altına alınmıştır. İşte böyle ağır şartlar içerisinde Risale-i Nur'u Hazreti Üstadımız inayeti ilahiye ile edip, ekserisini Kur'an harfleriyle ve el yazısıyla neşretmiştir. Böylelikle aynı zamanda Kur'an hattını da muhafaza etmiş ve yüzbinlerle Müslüman Türk gençleri Risale-i Nur'u okuyabilmek için mukaddes kitabımız olan Kur'an'ın yazısını öğrenmek nimet ve şerefine nail olmuşlardır. Üstadımız malik olduğu kuvveti iman ve ihlası tamme ile hakiki Kur'aniye ve imaniyeyi avam ve havas talebelerinin umumunun istifade edebileceği ve asrın anlayışına uygun yepyeni bir tarzı beyanla ifade ve izhar etmiştir. Böylece Risale-i Nur gibi taptaze ve parlak ve yüksek bir tefsiri Kur'aniyi inayete hakla meydana getirmiştir. Bu harikulade eserlerdir ki bu vatan ve milleti dinsizlik ve komünistlikten muhafaza etmiştir. Hem şairi İslamiyenin cebren kaldırıldığı Ceberut devrinde dünya hatırı için kendini mecbur zannederek o şairden fedakarlık yapanların ve din zararına hareket edenlerin ve İslamiyete muhalif fetvalara ve bid'alara mecbur edilenlerin çokluğu zamanında Bediüzzaman ne lisanı halinde ne lisanı kalinde ve ne de fiiliyatında o kadar zulümler çektiği ve idamlarla tehdit edildiği halde en küçük bir değişiklik bile yapmamıştır. Bilakis ecel birdir, taga etmez, Ölüm bu alemi fenadan alemi bekaya ve alemi nura gitmek için bir terhistir deyip mücadeleye atılmış, bid'aları tanıtan ve durduran ve şairi İslamiyeyi muhafaza eden ve sünnet-i seniyeyi ihya eden eserleri perde altında 30 seneden beri neşretmiş ve muhitinde adeta devri saadetin bir cilvesini yaşatmıştır. Bir sünnet-i seniyeye muhalif hareket etmemek için işkenceli bir inzivayı ihtiyar etmiştir. 30 seneden beri milyonlara hükmeden dinsiz ve emsalsiz bir istibdada mutlak bediyüz zamanı hiçbir cihetten hiçbir vakit hükmü altına alamamış bilakis zalim müstebitler ona mağlup olmuşlardır.